Evet. Yani bunu da yaptık ya. Yani dünyanın en garip videolarından bir tanesi. Mukbang. Bugün Baturay'la Mukbang yapacağız. Mukbang insanlar yemek yerken yalnız kaldığında izleyebileceği videolar türüne giriyor. Mesela birisi yalnız veya arkadaşıyla birlikte bu videoyu açıp izliyorlar. Bizle birlikte yemek yiyorlarmış gibi bir hissiyat uyandırıyormuş. Mukbang'in türü buymuş. Ben hiç yapmadım öyle bir şey ama bu güzel bir şey bence. Yani bu videonun bir olayı yok, kurgusu yok. Tamamen soru cevapladığımız, yemek yediğimiz bir video. O yüzden ona göre değerlendirin. Amacı zaten bu. Şey yazacaklar. Hayvan, şerefsiz, nasıl yiyor karşımda? Bu videonun olayı o. Yani yalnız başına yemek yiyen insanları mutlu etmek. Aynen. Ben de mesela evde yalnızken yemek yerken artık bunu açacağım. Hem kendimle hem seninle bir daha yemek Evet yani olayı bu. Okey başlayalım. Sosyal medyaya Twitter'a şey yazdım. Sorular yazdım. Dedim ki Baturay'la bize soru sorun. Ve bunları çıkarırken de video devam ediyor. Her şey doğal bu videoda. İkili patates söylemişti. Kim yiyecek bunu kardeşim? Bu bir canavar için herhalde. O ikimiz içinmiş. Bu sosları nereye sıkacağız? Masaya mı sıkacağız? Çıkar çıkar bitmiyor kardeşim. Evet. Şimdi herkesin hamburger yiyişi farklıdır. Nasıl sözde ama her yiğidin yoğurt yiyiş farklıdır gibi. Farklıdır, aynen değil. Mesela birisi ilk hamburgeri yer, diğeri ilk patatesi yer. Birisi birlikte bitirir. Birisi ilk kola içer, sonra patatesi yer, sonra hamburgeri yer. Yok onu görmedim. Oğlum psikopat oğlum onlar. Siz hangisinizsiniz? İlk patates yiyen mi, ilk hamburger yiyen mi? Şöyle bir sırayı aç da kardeşim önce. Koy patatesleri de şöyle mesela. Diz böyle sıra set çek öyle. Bunlar yancı ekip. Doymazsanız size destek olacak. Yani bu kadar yemeyiz zaten. Evet, imkanı yok. Biraz yani ne istersek olsun diye dedik. İnsanlar acıkınca sipariş vermemeli. Arkadaşına verdirmeli. Ben buna inanıyorum. Çünkü acıkınca hepsinden yiyesin geliyor. Sonra şişmanlıyorsun mesela değil mi? Mesela. Mesela. Bir sürü sorular gelmiş. Başlayalım bu yemek yerken bu soruları cevaplamaya. Benim en sevdiğim menü Double Quarter Pounder. Nasıl söyledim onu? Double Quarter Pounder. Yesene kardeşim. Ben bunu yiyeceğim. Fark eder mi ne yiyeceğim? Ben steakhouse'u kendime söylemiştim onu. İkisini de mi yiyeceksin? Yerim. Ben zaten diyette olduğum için bu videoya özel sadece böyle bir şey yapıyorum. Çıldırmak üzereyim yani şu an aşırı mutluyum. Bir haftalık diyetinin içine ettim. Kardeşim hayır öyle deme ya. Yemem bak kalkar giderim. Ben şu montu da çıkarayım da yemek yemeye bir hazırlanayım değil mi? Aynen mantıklı bak sonunda evet. Videonun başında gözüktü zaten. Salak ya. İnsanlar başkaları için giyinmez mi? Sen bir şey giyiyorsan başkasına güzel görünmen için. Buna şöyle örnek vereyim. Dünyada tek başına olsaydın gerçekten giyinmeye ihtiyaç duyar mıydın yani? Çıplak giderdim. Çıplak gezmezdin. Soğuk oğlum etrafta. Uyuştursun alttan. Birbirinizin en sevmediğiniz özellikleri. Başla. En sevmediğim özelliğin ne? Benim mi senin mi? Evet. Benim kendi en sevmediğim özelliğim. Benim. Ha, öyle çok zor ya. Kendiminkini söyleseydim direkt. Benim biraz düşünmem lazım. Ben başlayalım. Sen başla. Aynen sen başla. Yardırıyorum şimdi yarım saniye. O yüzden görüşmüyorum. Ya Baturay'ın en sevmediğim özelliği yeni bir şeyler denemek istemiyor. Hep kendi çevresinde gidip dönüyor. Ekranda seken DVD gibi hep aynı yerde. Evet. Hiç köşeye çarpmıyor. Diyorum ki gel Baturay takılalım. Anladın siz oradaki takılalım mı? Bir insan bunu istemez mi ya? Senin ne? Çok var. Hangisinden bahsedeceğimi bilemedim. Çok var mı? Şaka Vicdansız. Vicdansız. Söyle. Çok inatçısın lan. Evet. Acayip inatçısın. Yani. Hayatta ben vazgeçmem. Evet. Nefret ettiğim özelliği ne olabilir? Ya bir garip bir uyum var. Ben asla pes etmem. Her şeyde ama. Pes etmemek değil oğlum. Bir şeyi savunurken falan da mesela asla şey yapmıyorsun. Ben oğlum niye öyle yapayım? İşte bak. Haklı. Bir ara aranız bozuk muydu? Çünkü hiç video story falan atmadınız beraber. Uzun zaman sonra tekrar buluştunuz. Neden? Takılmaya kendini çok kaptırdın. Yemek yiyelim diye buluştuk. Acıktık ikimiz de. Video çekelim dedik. Aynen. Niye görüşemiyorduk? Çünkü genelde ben Antalya'da, Batura İstanbul'da olduğu için internetle iletişim kuruyorduk. Ama ben real life videolara ve çok fazla YouTube'da farklı içeriklere kaptırınca ve oyun oynamaya genel olarak bırakınca konuşamaya başladık çünkü bilgisayarın başında olmuyordum. Bir de Baturay'a gel diyordum, takılalım gelmiyordu. Olay bu yani. Aynen hala öyle. Sen oyun oynamıyorsun, biz oyun oynuyoruz. Evden çıkmıyorum ben. Sen durmadan geziyorsun. Ayak uyduramıyorum. Uydur. Sen uydur ya, bilgisayar oyun oynamıyorum. Allah Allah, ben niye uyduruyorum? Şu an var ya, acayip mutluyum. Baturay yanımda olduğu için değil. Bunları yayabildiğim için. Kimse öyle düşünmemiş zaten.
Hayır hani sorudan dolayı öyle dedim. İstanbul'a gerçekten taşındın mı diyor. Ya ben taşındım ama şöyle kalıcı olarak değil. Hani bir taşınma genelde bir yere taşınınca hep orada kalırsın. İnsanlar taşınmaya bu olarak bakıyor. Ben İstanbul'a geldiğimde sürekli işler burada döndüğü için hep otelde kalıyordum. Gereksiz masraf yapıyordum. Yani burada bir dükkan açtım evim. Yani sen hep buradasın artık ya baya. Bence taşınmış gibi oldun yani. Antalya'ya arada gidiyorsun artık. Evet yani daha çok İstanbul'dayım gibi duruyor. Çünkü her şey burada dönüyor yani. Ne yapabilirsin ki? Oğlum ben nasıl mutluyum ya? Çünkü yiyemiyorum uzun süredir. Keşke Nusret Burger falan söyleseydik, güzel bir şey yeseydik. Bu klasik bir öğrenci yemeği. Ben lisedeyken hep böyle takılırdım yani. Çıkarırdım. Çıkarırdım dediğim okuldan çıkardım. Okuldan çıkardık, topluca Burger King'e giderdik, orada yemek yerdik. Sence mutluluğu hak ediyor musun diye bir soru gelmiş. Senden başlayalım. O ne demek lan? Niye hak etmesin ki biri? Ne yaptım da hak etmeyeyim lan? Hak etmiyorsun demedim ki. Ben hak ediyorum, sen? Bilmiyorum, hak ediyorumdur inşallah. Yani bunu ben bilemem bence. Bunu Allah bilir diyeyim ben. Sen tereddütteysen sıkıntı var. Ben kötü bir insan olduğuma inanmıyorum. Şu an kendime kötülük yapıyorum sadece. Bak bu sana gelmiş. Baturay'ın adresini versene. Rüyalarımda sokağı dahi görüyorum ama İstanbul'u bilmediğimden baskı yapamıyorum. Onu çok seviyorum. Evinin sokağını rüyasında buluyormuş. Peki bulduğun sokağın Baturay'ın sokağı olduğunu nereden anlıyorsun? Ha, hayır onu diyecektim. Görmesi lazım. Camda seni falan görüyor herhalde. Görmesi lazım. Ha olabilir. Kaşının yanındaki iz küçüklük afacanlığı mı yoksa boncuklu tabanca falan mı? Şurayı soruyor herhalde. Şuramda benim bir iz var. Küçükkenki sivilcelerimden dolayı. Bayağı sivilceliydim. Orada da eşek gibi çıkmıştı böyle. Kafamın yarısı gözüküyordu böyle. Dağ gibi duruyordu orada. Küçülünce iz kaldı işte orada. Bir de oynadığım sivilcelerimdendi. Bir de bende bir sürü vardı. Oynamasam ne yapacağım başka? Bitti yalnız hamburger. Doymadım ben. Aa bunu yiyeceğim bu... dedim. Bana yedirmedin bunu. Eyvallah be. Ne bu sindir ya? Bir tane daha söyleyeyim kardeşim. Ismarlayayım. Şöyle bir taktik yapıyorum. Bunu yapabilirsiniz. Hamburgerin zararlı yönü ekmeğidir değil mi? Yani ekmeğidir. O zaman ekmeği çıkaralım kardeşim. Ne anlamı? Hamburger yeme o zaman. Ekmeği çıkaracaksın. Ha, şöyle etini yiyeceksin işte. Şöyle katlayacaksın. Yiyeceksin. Bu çok saçma bir şey oldu. Ama bu sağlıklı olan. Çünkü ekmeğini yemiyoruz. Yani en sağlıklı olan direkt hamburger yememek. Ha, onu demek istiyorum. Boyunuz kaç ve kaç kilosunuz? 1.80 3'üm. Ama şey, kilom da 84. Ben 1.88'im, 100 kiloyum. Bir düşündüm de söylesem mi diye dedim biz. Söyle lan ne olacak? Hey Baturay bir ara spora gidiyordun. Bayağı hırslıydın, bir bayağı kilo vermiştin. Bak ne oldu biliyor musun? Spora gittiğim için yiyebilirim sandım. İşe yaramadı. Bu benim şeye benziyor. Ekmeğini çıkartıp köftesini yemeye. Evet demek ki benimki de saçmaymış. Çok yargılayamadım. Yani. Kendinizi saçma şeylerle avutmayın. Sporu yapıyorsanız ona göre beslenin. Çünkü sporun bütün olayı ben beslenme diye biliyorum. Ankara'ya gelsene birlikte bachata yaparız demiş. Bachata ne lan? Ben de işte ne olduğunu bilmediğim için şey yaptım. Yemek falan mı? Ben dans diyecektim de dans emojisi koymuş. Evet. Şey böyle hani var ya kadını sallıyorsun. Dönüyor böyle eteği böyle. Hı. Ya biz bachata'ya mı yazılsak Baturay? Bachata'ya yazalım değil mi? Çağırmış işte dedi. Bir not alalım bunu. En seksi dans. Birisi şey yapmış. Ya boş yapma AQ yazmış. Tam bunun üstüne. Ne bunun üstüne geldi? Küsüp barıştınız mı diyor. Biz hiç küstük mü? Yok ben genelde kimseye küsmüyor. Evet Baturay'ın hiçbirinin küstüğünü görmedim. Böyle bütün dünya yıkılsa bile küsmüyor. Bir kere bana aman küsmüş olabilir bir kere kız konusundan. Çok eskiden 5-6 yıl önce. Ha yok lan. Anladım. Bozulmuştur. Ne demek istediğini bozulmuştur anladım. Bak şöyle tek şeyimiz eğlence kaynağımız oyun. Orada da işte kız bulmaya çalışıyoruz ne alaka. 5-6 yıl önce ergeniz tabii. Orada bir tane kız bulmuştuk. Ben kıza yapışıyordum. Kız Baturay'ı istiyordu. Baturay kızı istemiyordu. Ben de garip bir şekilde şey tribine girmiştim hani vardır ya kız gelince hava atmak için arkadaşını ezen tipler çok çocukça olduğunu şu an anladım. Ay, hatırladım. Ha, Baturay'a sürekli laf ediyordum o zaman bana bir bozulmuştu bir küslüğümüz o vardır sonra barışmıştık tabi. Kız da kime gitmişti? Kız benim arkadaşıma sen gitti kendi, galiba. Yani kuyunu kendin kazdın. Değil mi yani sonuçta bana gelmedi. Şu an isterse ağla derim. Şu an ister herhalde değil mi yani bilgilerimiz vardır yani. Mükez. Baturay'a soru sormak istiyorum. Enes'in değiştiğini düşünüyor musun?
Baturay. Evet. Evet. Nasıl değiştin peki? Her şekilde. Değişmedin mi? E tamam da bunu bir yorumlasan, anladın mı? Değişti mi? Evet. Tamam. Lan insan açıklar ya, millet evet mi hayır mı sormuyor. Onun diyor. Değiştiğini düşünüyor musun demiş. Sadece değiştiğini düşünüyor musun? Evet. Bitti bak. Lan ben soruyorum, açıkla. Ha tamam. Şimdi oldu. Her türlü değiştin oğlum. Her şey değişti. Giyimin bile değişti. Baksana videoya montunu çıkarmadın mı? Evet, montu gösterdim ya. Ama mont çok özel değil mi bak? Hayır tamam, gerek yok. Ya yine giyecek ya. Oğlum mont çok güzel ya. Bak yorumlarda bekliyorum. Mont çok güzel değil mi? Bak bir kolu var. Diğer kolu da boşta. Harbi mi lan? Şimdi evet. Fark ettim. Nasıl şimdi fark ettim? Ben niye giyiyorum sanıyorsun? Niye böyle bir şey? Bunu çıkarılıyor mu? Çıkarılabiliyor iki tarafa sen da. Sen kendin çıkardın. Evet. Ya sen ruh hastasısın. Niye oğlum, güzel değil mi? Bana şey yapmayın ya, ruh hastası diyor ya. Güzel tarz değil mi ya? Gelek olarak kullan diye var. Birini çıkar diye yok. Ya nereden biliyorsun? Allah ya. Kim söyledi? Tek konuda almaya parası yetmemiş arkadaşlar. Başka? Önceki alışkanlıklarını bıraktın. Ne gibi? Oyun oynuyorduk full mesela. Ha. Hiç oynamıyorsun. Başka alışkanlıklar edindin. Ne gibi? Onun yerine işte... Kulüpler falan filan. Bu nasıl bir hareket? Kulüpler falan filan. Kulüpler falan filan. Kulüpler falan. Sen kendin değiştiğini düşünüyor musun? Ne konuda değiştin? Sen kendin anlat. Yani çok konuda değiştiğimi düşünüyorum. İnsanların değişmesi gerekmiyor mu zaten sürekli? Ama sen çok hızlı değiştin. Ben hızlı yaşıyorum. Sen her şeyi bir ben anda ben çok hızlı yaşıyorum. Bir şeyi öğrenmek istiyorsam o kadar hızlı ona odaklanıyorum ki böyle. Bütün hayatım bir anda ona göre değişiyor. Mesela giyim konusunda. Bir anda güzel giyinmek istedim. Böyle abandım hayvan gibi. Onu buna şunu her türlü kombini yapmaya başladım. Sen değiştin mi? Ben yok ya. Yok. Yok ya. Kilo aldım, 100 kilo aldım. En büyük değişim var. Oğlum sen ne değiştirelim işte? Ben mutluyum, ben rahatım. Olursa da yavaş yavaş. Daha ne kadar yavaş olacak? Bak mesela Baturay'ın şimdiye kadar kaç sevgilisi oldu? Eline baktın, saymak için mi başka bir şey için mi? Ne oldu? İşte bu kadar. O işte bir elin parmağını geçti. Bir elin parmağını geçti. Yani cevabım mı? İki elim mi? Hayır, harbi hiç ciddi ilişkin oldu mu? Hayır. Hiç ciddi olmadı. En uzun ilişkin ne kadardı? 45 dakika. Bu mu yani? Bunu söylemiştim zaten. Evet söylemiştin de bunun üstüne çıkmadın mı? Belki konuşmadığımız zamanlar 1 saat, 2 saat falan. Yok. İstemiyor Batura. İstese olur yani. 45 dakikayı geçebilirsin. Çünkü bazen insanların günlük ilişkileri bile 45 dakika geçiyor hatta. Anlarsın. Rekorun kaç? 45. Ben ama senin sevgili yapman gerektiğini düşünüyorum. Ben de. Bak şey demiş, Baturay'ın sevgilisi ne zaman olacak? Bu video yayınlandığında muhtemelen Uludağ'da olacağız. Sen orada bir manita ayarlamış olacaksın. Yenge demek istiyoruz artık. Hayal edemiyorum birisine yenge diyebileceğimi. Böyle koluna takıp gezdiğini falan. Ben de. Baturay'ın yüzüne gülüp arkasından konuştun mu? Yok. Ne gülüyorsun, ne bakıyorsun? Emin misin? Valla. Sen? Arkandan konuşmuşumdur ya. Nasıl biliyorum? Ne dedin? Yüzüme güldün sonra arkamdan mı konuştun? Ha yok öyle değil ya. Yüzüne gülüp arkandan konuşmak çok şerefsizce. Bu şey işte mesela bana A deyip sonra gidip başkasına B demek arkandan benim aklımda. Arkandan iş çevirmek gibi böyle. Aynen. Ne böyle değil. Kaç yıldır arkadaşız peki? Bilmiyorum, bayağı oldu lan. 6 yıl YouTube'a başladığım zamandan 2012'den beri. Diğer soruyu çabuk geçtin, onu açıklayayım. Açıkla bakalım. Sevmediğin yönlerinden mesela konuşurum işte. Atıyorum işte inatçılığın üzerine mesela bir şey konuşmuşumdur biri, o kadar. Sen konuşmadın mı lan harbiden hiç? Konuşmam oğlum, niye konuşayım? Ben iyi konuşurum senin hakkında harbi. Ne bileyim, sevmediğin bir şeyim hakkında işte. Söylemem oğlum, niye söyleyeyim ben? Sana söylerim gelip Baturay şerefsizmiş demem durduk yerde. Ben zaten Enes Batur şerefsizmiş demiyorum oğlum. Dediğim diyorsun, hissettim. Ya sen zekalısın. Senle bir yere gittik. Sen bir kıza kilitlendin. Hoşuna gitti. Hı. Sonra gece sonu kızın benimle geldiğini gördüm. Şerefsiz. Özellikle onu seçerse. Sen aynı durumdasın. Kız gece sonu senin kulağına şey diyor. Ben seninle takılmak istiyorum Baturay diyor. Ne dersin? Tamam. Bak ne derece hoşlandığına bağlı işte, evet. Yanıyorum böyle. Bütün ilk defa görmüşüm orada. Bir şey olmaz be. Tamam mı yani? Yok. Atarsın yani. Salgısın aynen. Nasıl anlatırsın bana bu durumu? Anlat.
Sana şey demişim, git kıza sorsana, ben ondan çok hoşlandım, bir şeyin numarasını alır mısın diyorum. Sana öyle diyor, sana dediğim gibi. Ben seni istiyorum Baturay diyor. Bana dönüşte ne diyeceksin? Ha, vermedi. Vermedi. Telefon numarasını vermedi. Yo, sana veriyor, sana veriyor numarasını. Ben de uzaktan görüyorum. Yapacak bir şey yok, vereceğim. Bana vereceksin. He, numarayı. Ama bana verme demiş sana kız. Oğlum yapacak bir şey yok, görmüşsün numarayı yazdığını. Ama seni istiyor. Çok olağan bir durumu anlatıyormuş gibi değil mi böyle? Aynen, niye o kadar ısrar ettin ya? Hazırlık yapıyorsun değil mi? Hazırlık yapıyorum. Söylerim oğlum, direkt söyleyeceğim. Ne diyeceğim? Ne dersin bana? Söyle, ben karşısında bekliyorum. Artık üzülürsen üzül yani. Tamam, karşısında bekliyorum. Ne dedi? Verdim numarayı ama Enes'e verme dedi. Niye? Böyle yapmazsın zaten. Yok yaparım. Nöcür yaparım lan. Ne alaka ya? Ne oldu ki? Niye verdin? Uzatmam. Vermedi işte. Hayır, sana niye verdi? Ben anlamadım. Ney? Ney kardeşim, ney? Yapacak bir şey yok. Ne yapacak bir şey yok? Sal, bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz? Bak, bir sürü kız var. Baturay Selen Teksiz'i seviyor mu? Ya hayır ya. Hadi, çok ağır oldu. Ne ağır oldu? Hayır ya dedim. Hayır ya demen de ağır oldu. Böyle çok şey dedim. Ben senin yerinde olsam, hala aynı soruyu olsalar, hayır. Şey dedim, yeter. Ya işte dedim. Bir de o var işte, ay yeter. Yok, yıl olmuş 2019. 2015'in olayı hala yeter ya. Şimdi değil mi? Eskiler, yani. Eski oldu. Anar Tekin yazmış birisi. Ha, o da işte. Ya Anar Tekin, Baturay'la birbirimizi sevdiğimiz saçma bir dünya. Öyle bir şey yok. İkimiz de karşı cinsten hoşlanıyoruz, kızlardan hoşlanıyoruz. Değil mi? Ben evet. Kendi bildiğim acıyı, benim açımdan öyle. Onaylıyorum. Her şeyin üstüne bir ayran içilir. Oğlum vallahi çok şiştim lan. Çoluk çocuk sayesinde parayı bulup köşeyi dönmek nasıl bir duygu? Anlatsana mesela. Sen cevap ver önce. Ben bulmadım. Ben bulmadım. Nasıl bir cevap? Nasıl bir kaçmaktır? Bu nasıl bir R'dir? Yalan. Ben aylık 1000 lira kazanıyorum. Aa, sen Berkay mısın? Aynen. Ne alaka ki çoluğu çocuğu? Ya oğlum, kutluyorlar yaşlısı. Bu kıskançlıktır, anladın mı yani? Sevmediğim insan bile olsa gidip de zaman harcayıp bir şey yazmazdım. Yani harbi yazmazdım. İyice böyle nefret ediyor ve kıskanıyor olman lazım böyle. Onun, evet. Onun o yorumu görüp de senin takma ihtimali kaç yani, anladın mı? Bizi çocuklar da izleyebilir, yetişkinler de izleyebilir. Yani ben iki kitleyi de her yerde karşılaşıyorum. Sadece çocuk olsa ne olur? Yani sadece çocuk olsa ne olur? Sadece şey olsa ne olur yani, anladın mı? İşte çocuk programı yapsın o zaman biri. Ona de o zaman. TRT Çocuk'taki bir, şey işte. Bir tane programa işte şeyde, evet. Sen çocuklara içerik çıkarıyorsun de. Ne alaka? Aynen, kolaysa yap o zaman. GTA çektiğimizde ben bunu çocuklar izliyor ama gidip böyle bir içerik yaptığımızda herkes izleyebiliyor bunu. Şimdi demin de kolaysa sen de yap dedim de oturduk yemek yedik, kolaydı yani. Bu kolaydı. Bu çok kolaydı. Bu aşırı kolaydı. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Yemek yerken bir kamera açıp çektik ya. Bu kolaydı ama bu içerikle biz var olmadık, anladın mı? Senin kaç videon var YouTube'da? 800'ü geç. Senin 800 tane videon var, benim 1800 tane videom var. Gerçi video çekmesi de kolay aslında. Editlemesi falan zor ya. Yok oğlum, video çekmesi de kolay değil. Kamerasını alıyorsun, senin hayvan gibi ekipman var. Şu an bizi çeken kameranın fiyatı 50 bin lira. Söyledim ama öyle yani. Bu bir yatırım yani. Ne? Ha, şimdi fiyatı da 60 dolardan dolayı. Yani bu o kadar kolay bir işlem değil. Şu an yaptığımız çok basitti. Bu olayı niye yaptık? Çünkü eğer benim seven bir insan varsa yemek yerken bu tarz bir konuşmayı, sohbeti izleyerek yalnız kalmaktan mutsuzluk duyuyorsa mutluluk duyabilir. Biraz uzun cümlelerle anlattım bunu ama. Bak gerçekten ben bunu yaşadım. Yalnız başına yemek yiyesi gelmiyor insanın. Başkası sohbet ederken onunla birlikte yemek yiyince harbi şey gibi hissediyorsun. Onunla birlikte yemek yiyormuş gibi sanki. Zaten yemek yerken video falan izliyorum. O da onun gibi bir şey aslında lan işte. Birbirinize söylediğiniz en büyük yalan. En büyük yalan. Senin var mı? Yok. İşte bu en büyük yalan buydu. En büyük yalan mı? Yok. Dur bakayım. Benim sana söylediğim bir yalan yoktur ya. Enes abi, Ece kim lan, artık şunu bir cevapla, çıldırttın lan bizi demiş. Arkadaşım. İnsanların arkadaşları olabilir. Kız arkadaşları olabilir. Evet. Değil mi? Mantıklı bir şey bu, değil mi? Evet arkadaşlar. Son o zaman eski ekiple video gelecek mi? Bir sen eksiksin. Bir ben eksiksin. Ya benim için öyle bir video gelebileceğini sanmıyorum. Çünkü oyun şeyini komple bıraktım. Belki bir gün bizim başka bir kanal açar, oyun videosu çekelim. Sizin videoya gelir miyim bilmiyorum. Çünkü hiç evde değilim ki. Ne oldu, ne bakıyorsun? Mervan'la barışacağım mı yani? Ya benim öyle bir takıntım yok. Şunun şu kişi yüzünden veya bu kişi yüzünden diye bir takıntım yok. Ben evde olamadığım için gelemiyorum. Tek olay o yani.
Zaman olursa gelirim. GTA'yı bile yıllardır açmadım. Update vardır onda. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Derdine bak. Update vardır onda. Onu nasıl indireceğim ya? Sak. Umarım beğenmişsinizdir. Çok garip bir video oldu. Ben ne yaptım bilmiyorum. Gerçekten epik bir içerik değildi. Sohbet tarzında, montajsız. Nasıl bir şey olduğunu dümdüz bilmiyorum. Dümdüz bir talk show. Mukbang. Mukbang bir tür yani. Talk show gibi. Yaparken çok garip hissettim. İnşallah güzel bir şey olmuştur. Evet. Yani yaparken garip hissediyorum. Çünkü yemek yerken şey öğretilir ya insanlara. Ağzın doluyken konuşma. Ne yapacağımı şaşırdım oğlum. Cidden çok garip videoydu. İzlemek istiyorum. Acaba nasıl oldu bakalım. Değil mi? Ağzın doluyken bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Sohbet ediyorsun. Ha, konuştum gayet. Böyle iğrenç bir görüntü. Yapmak istedim. Nasıl bir şey? Gerçekten merak ettim. O yüzden yapıyorum. Bir de Uludağ'a gideceğim için manayla video stoğum yok. Cuma gününe çok özel bir video ayarladım. O video gelecek ama çarşamba gününde boş kalmasın diye ve Baturay'la aramızda sıkıntı olduğunu düşündüğünüz için böyle bir video yaptık. Yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanallarımıza abone olabilirsiniz. Bak, ayran içerken ses çıkarmalısın. Ne yapıyorsun? Hani bunun köpürtme sesi var ya, onu yapacaktım. Bir anda bir çektim. Hepsi olmadı. Bay bay. Görüşürüz. Ne yedik lan?